Lakin bilmeni isterim ki evleneceğimiz ana kadar sabırla bekleyeceğim. Asker!
Nasılsın güvendesin? Mağaraya geldik sayılır. Orada her şeyi anlatacağım sana.
seni Saadettin Köpeğe yar etmem asla, yar etmem. Beni dinleyeceksin. Allah senden de, obandan da razı olsun Ertuğrul Bey. Suçu nefsinizden üstün tuttunuz. Menzile varmak için haktan gayrı yolumuz yoktur Ali Yer Bey. Biz hayır için şerri def ettik. Beyliğin bize güç katacak. Ben de, obam da her daim yanınızdayız beyim. Bundan sonra gücümüz büyüdüğü gibi düşmanlarımız da büyüyecek. En başta da Vasilius olacak. Vasilius bize Ural'dan dahi büyük belalar açacaktır. Evvela ondan kurtulmalıyız. Vakit yaklaştı Ali Yer Bey. Fetih günü geldiğinde ne kadar az düşmanla cenk edersek o kadar iyidir. Bizans'ın durumu ortada. İçten içe kavrulmaktalar. Onlar ne kadar zayıflarsa biz o kadar güçlenmeliyiz. Sancağımızı evvela Karacahisar'a dikeceğiz Ali Yer Bey. Ondan sonra Söğüt'e kadar uzanan tüm toprakları Bizans zulmünden kurtaracağız inşallah. Lakin henüz Karacahisar'ın fethi için dahi yeterli gücümüz yoktur. Kivar Türkmen beylerini de aynı birlik altında toplamamız lazım Ertuğrul Bey. O vakit Karacahisar önümüzde diz çökecektir. Bilirim Ali Yer Bey, bilirim. Türkmenlerle buluşmamız yarım kaldı. Lakin şimdi o buluşmayı engelleyen köpek birliği kendi sağlayacak. Emir Saadettin neden böyle bir şey yapsın ki beyim? O fitneyle bize yaklaştı. Biz sulhle onu dize getirdik. Sultanımızın ne vakittir istediği işi başardık. Bizi desteklemekten başka çaresi yoktur. Hatta bu işi bizzat onun tertip etmesini isteyeceğim. Böylece kendi tertip ettiği buluşmaya zarar gelsin istemeyecektir. Ömrüm oldukça yanındayım beyim. Allah şahit ki seninle cenk etmek de, cenk meydanında şehit olmak da benim için şereftir. Adaletten haktan ayrılmayız. Hürriyetten gayrı şiar edilmeyiz. Yolun bahtın açık olsun kardeşim. Amin. Hazreti Ömer Efendimiz Ali Fethi döneminde bir gün kürsüye çıkmış ve şöyle demiş: ey insanlar, bir gün size adaletle hükmetmezsem bana ne yaparsınız? Hassap kılıcını çeker ve göstererek der ki, vallahi seni kılıcımızla düzeltiriz. Hazreti Ömer Efendimiz duygulanmış, Allah'a şükretmiş. Çünkü bir yanlış olursa onu düzeltecek dostları varmış. Ertuğrul Bey, ola ki bir gün adaletsiz davranırsam, sen de beni kılıcında düzeltesin kardeşim. Gayrı menzilimiz bir, şehadetimiz bir, davamız birdir bizim. Levh-i Mahfuz'a kanımızla yazılsın zaferimiz. Zalimleri sustursun hak için gürleyen sesimiz. Gayemiz ne makamdır ne de mülk. İlahi nizam-ı alem, billahi nizam-ı alem. Sağlamadasın. Onlara imkan vermeyesin. Sen merak etmeyesin çoğu tanım. Gayrı,
bambaşka bir Ural bulacaklar. Yine evladımız olacak. Yine eskisi gibi güçlü olacağım. Nasıl olacak beyim? Bu işin altında o çok güvendiğin Emir Saadettin vardır. Acar Bey izni olmadan nefes dahi alamaz. Karış güvenecek kimsemiz kalmadı. Hepsinden haberim vardı çoban. Beni kullandı. Verdiği sözü tutmadı. Evvela Emir Saadettin bunun hesabını verecek. Thank you.
sevdalıyım görmez misin? Hatunum olacaksın. Sen de beni seveceksin, inat etme. Uzak dur benden. Seni asla sevmeyeceğim. Asla sevmeyeceğim. Nefesin sayılıdır bilesin Batu. Alpler çoktan yola düşmüştür bile. Alpler? Saadettin'le konuştum. Çavdar Obası'nın idaresini Aliyar'ı bırakmayacakmış. O halde neden Aliyar'ın bey olmasına müsaade etti? Bunların hepsi oyunun bir parçasıymış. Beni kurtarmak için anlaşma yapmış. Şimdi ne olacak? Şimdi Emir Saadettin Konya'ya gidince Aliyar da hakkın rahmetine kavuşmuş olacak. O vakit Ural Bey'im de hak ettiği makama kavuşacak. Sen neden yalnızsın? Niye kimse yok burada?